Merhaba, hoş bulduk. Ödül töreni, ödül olacaksınız publikasyon olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, evet, setten çıktık, zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim, evet, sağ olsunlar, pırlanta gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Kaçınlar yapıyorsunuz? Bence onlara soruyorum. Aynen, sizinle yapıyorum. Hep bana soruyorsunuz. Çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller yorgunluğumuzu alıyor. Biz de bunun için geldik. Siz peki neler söylemek istersiniz? Evet, mutluyuz burada olmaktan. Burak Bey'in de söylediği çok yoğun geçiyor bu arası. Direkt setten çıkıp geldik içimizde. Bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif veriyor. Yaptığımız için karşılanıyor. Ama enerjilerimiz iyi. Evet. Evet. Güzel bir sezonda hemen az kaldı geride bırakacak. Bu sene yorucuydu ama çok güzel geçti. Bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Uzun zamandırlarla görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama. Hava böyle bugün ama. Evet yani. Kostümler çok ağır. Bizim kostüme... Soyunup giyinmesi sıkıntımız çok büyük. Soyunup giyinmeyle keşke kalsaydık. Sıcaklarla başımız ayrı dertte, soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi. Bakarsınız. Bu röportaj bir de ondan sonra yapmak lazım. Sıcaklarla ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. Sahne çekmek daha zor. Peki yaz sezonu yaklaşıyor artık, bir plan yapıldı mı şimdiden? Nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? Bizim son 2-3 haftamız. Bu gece de yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Birazcık Erikli'de yaz aldığınıza dair, Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok, hayır. Haber... Orada benim ailem kalıyor. O yüzden. Onu nereden duydunuz? Bunu da bilmiyorum. Ailenizi almışsınız. Teşekkür etmeyin bazı şeyleri. Ama benimle alakası yok. Burak Bey, eski halinizi özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun süredir böyle. Tabii projeden dolayı ama yok. Sizin eski ne kaydı hallerinizi? Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Evet. Sıkıntı herhalde. Orası ben de merak ediyorum açıkçası. Sonra ne olacak? Evet, sakalları kestiniz de o anki ruh hali nasıl olacak? Hiç kesmesen de. bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Fahri Hanım da geçtiğimiz günlerde bir dergide sizin için de güzel yorumlar yaptı. Sağ olsun. Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum. Takip ediyorsun. Evet. Belli zaten. Bakışlardan anladım. Peki sosyal medyada aslında romantik çift olarak da anılıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız bir hediyeler? Yok, unutmam. Dikkat ederim bir şeylere. Önemli olduğunu düşünüyorum. Doğum günü yaklaşıyor. Direkt Fahriye Hanım'dan geldi bize bu soru sordu diye. Nasıl? Nasıl oluyor? Ben onun yanından geliyorum. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.